Bugün balık tutmayı deneyeceğim. Bakalım tutabilecek miyim? Birkaç tane attım. Artık gelirse. Bir karpuz, bir domates, bir hıyar, bir biber, bir de yarım ekmeğim var. Piknik yapıyorum. Maalesef balık tutamadım. Kısmet. Arkamda görmüş olduğunuz bu heybetli dağdan aşağı inmiştik. Yağmurlu ve zor bir gündü. İnişe geçtiğimiz gibi şimdi tekrar tırmanıştayız. Muhtemelen çok güzel manzaralar göreceğiz. Atımızı bir çekelim de biraz serinleyelim. İlk olarak Vaz Mahallesi'nden geçiyoruz. Çok fazla ev yok. Küçük bir mahalle. Birkaç tane hane var. Başka bir şey yok. Merhaba. Bakın adam havuz yapmış buraya. Birkaç ev de yukarıda var. Öyle gördüğünüz gibi çok büyük bir yer değil. Bazı evler aynı orijinallerini koruyor. Şimdi bak böyle tamirler var. Onlarla uğraşıyorum. Şu an Vaz Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Ne yapayım? Abimize misafir olduk. Kahve mi? Ya size zahmet kahve olabilir. Tamam. Yabancı değiliz zaten. Tabii. Geçen yıl geldim. Ben hep sürekli geliyorum çıkarken. Burada ama o kapalıydı burası. Benim adım Mustafa. Soy ismimiz Ceviz bizim. Adaşoz o zaman. Sen de Mustafa. Ben de Mustafa. Çok güzel. Şundan bir şey atacağım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yolda bakma aşağıya inmek istemiyor. Mecbur kalınca gidiyor. Suç yakınmıyor. Dün Çamoğlu'na gittim. Bilmem şehrine gidiyor. Bilmem nereye gidiyor. Bir yerlere gidiyorsun. Mecbur kalınca alışverişe gidiyorsun. Mecburen gideceksin. Dağa tırmanmaya devam ediyorum. Sağ olsun Mustafa abi. Evine davet etti. Bir kahve içtik. Gördüğünüz gibi toprak yoldan, stabil yoldan devam ediyorum. Ara ara bozuk olsa da yine güzel bir yol. Tam şu görmüş olduğunuz karşıdan dağların arasından aşağı indik. Biraz zorlayıcı bir yol. Ve her an karşınızda bir aya çıkma ihtimali yüksek. Bu bölgede çok fazla ayı var. Her an karşınıza çıkabilir. Ayı çıkabiliyor, taş da düşebiliyor. Çünkü bak, taşlar düşmüş. Biz aşağı düşmeyelim de. Önemli değil. Dağa tırmanmaya devam ediyorum. Harika bir manzara. Hay maşallah be. Manzaraya bak, yola bak. Yokuşa bak.
bir kilometre sonra Sorhun Mahallesi'nde olacağız. Aşağı bir manzarayı göstereyim size. Mikrofonu takmadım, kusura bakmayın. Biraz rüzgarlı olabilir. Aşağıda manzara bu şekilde. Arkamda görmüş olduğunuz yoldan devam ederek bir kilometre sonra Sorhun Mahallesi'nde olacağız. O yoldan tekrardan devam edeceğiz. Macera yok. Yaylaya çıkacağımız için benzine ihtiyacımız var tabii. Şu an yarı ama depo. Tamamlayalım. Önce bir hava basınç kontrollerini yapmam lazım lastiklerin. Abdal Musa Dağı'na çok fazla yolum kalmadı. Bir su molası verdim. Benim aklımda olan bir yer değildi. Bir arkadaş söyledi bana da. Ben de dedi belgeselde görmüştüm. Bir araştırıp bakayım dedim. Baktım evet güzel bir yer. Dedim giderim ben. Zaten rotama çok da uzak bir nokta değil. Gerçi benim bir rotam da yok. Soğanlı geçidine gideceğim mi? Soğanlı geçidine yakın bir bölge. Tersum geçidinden geçiyorum. Şu an rakım 2000. Hava sıcaklığı aşağıya göre daha serin. Ufak bir sorunumuz var. Yukarıya kadar çıktım. Köyün içerisine girdim. Yol bitti. Bilmiyorum. Aşağı indim. Belki buralarda birisini görsem sorarım. Navigasyon yukarıya götürüyor. Bilmiyorum. Dağın tepesinde kar görüyorum. Az da olsa öbek öbek. Bazı bölgelerinde kar var.
herhangi bir problem yok. Asfalt bir şekilde devam ediyoruz. Herhangi bir şekilde zorlayıcı bir şey yok. İnanılmaz bir manzara. Gerçekten çok sürpriz oldu. Bu kadar güzel bir manzara beklemiyordum. Yolun bir kısmı toprak devam ediyor. Bundan sonrasını da toprak yoldan devam edeceğiz. Çıldıracağım. Çok güzel. Bu yoldan tırmanmaya devam ediyorum ama biraz daha dikleşti. Bakalım nereye kadar çıkabileceğiz. Zirveye kadar çıkma hayalim vardı ama yol gerçekten çok bozuldu. Bilemiyorum. Buradan sonrasında ne kadar daha bu şekilde devam ediyor. Yol bir yerden sonra artık araçların gitmesiyle sökülmüş. O yüzden çok fazla taş var. Ben de ilerleyemiyorum. Motosikleti böyle bıraktım. Kaldım. Şu yukarı viraja kadar çıkalım bakalım. Eğer ki oradan sonrası iyiyse römorka çıkartıp yukarı kadar düzlüğe kadar alacağım. Geldiğim yolu bir kez daha göstereyim size. Rakım şu an kaç bilmiyorum ama çok yükseklerdeyiz. Yol daha iyi. Sadece o yokuşta biraz sıkıntı var. Buradan sonrasında devam edebiliriz. Sayın yolcularımız, yolculuğumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tam bu bölgeye kamp atacağım. Daha fazla devam edemeyeceğim çünkü yol gerçekten çok ciddi manada bozuk. Kampı kurduktan sonra biraz yürüyüş yapıp karın olduğu yere çıkabiliriz. Canlı mahluk ne? Keçi, meçi ya, bu sağ tarafımızda keçiler olur yani. Arkadaşlar kamp kurmadan önce diğer abilerle beraber keşfe çıkıyoruz. İlk göl hemen yukarımızda, çok fazla uzakta değil. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Akşam geldikten sonra çadır kuracağım. Aşağıda buluşuruz. Ha, ben aşağı. Bakın şu kayanın olduğu bölgeye bir saniye net diyelim. Kayanın şu yukarı çıkıp hemen tepede şu düzlükte ilk göl oradaymış. Buraya gelirseniz spor ayakkabıyla gelmeyin. Trekking ayakkabısı lazım. Yollarda paramparça olur yoksa. Şu güzelliğe bakın ya.
Temmuz'un sıcağında kara dokunmak nasıl bir duygu bakalım. Beton gibi olmuştur. Evet. Şuraya da oturayım. Soluk soluğa kaldım. Uzun zamandır bu kadar fazla yürümemiştim. Özellikle taşların üzerinde böyle yokuş çıkmak çok da zorlayıcı oluyor. Bu sıcakta kara dokunmak güzel. O bulduğum mantarı aldım. Bu mantar yeniyormuş. Önce baktık kutlu mu diye. Bir tanesi sağlamdı. Bir tanesini aldık. Belki bir tane daha buluruz. Akşam yemeği çıkar. Muhteşem bir güzellik. Evet arkadaşlar, sonunda göle ulaştık. Şimdiden çok heyecan verici görünüyor. Tam şu noktada çok güzel bir kamp alanı var. Kamp alanının denecek kadar güzel bir nokta. Eğer ki sırt çantalı olsaydım kesinlikle tam bu bölgede kamp atabilirdim. Düşünsene, buraya kadar gelmişsin. Şurada çadırı kuruyorsun. Ama bir gün tekrar gelirsem belki buraya. Buraya not alıyorum. Kamp kurabilirim. Biraz zorlayıcı bir yolu var ama geldiğinize değiyor. Gördüğünüz gibi dupduru su. Göller bölgesinin inlik bölümüne ulaştık. Bundan sonrasında daha devam ediyor. Yürüyebilirseniz yürüyün. Daha çok yer var gezilecek. İkinci göle kadar yürüyeceğiz sanırım. Vallahi içimde kaldı, biliyor musun? Tam burada kamp kurmak isterdim. Aslında sırt çantamı alıp eşyaları toparlayıp buraya gelebilirim normalde. Ona göre tedarikliyim aslında. Ha? Motosikletten çok uzakta kalmak istemiyorum. Çok aşağıda kalıyor. Göremiyorum buradan. Ondan dolayı işte motosikleti bırakamadığım için sırt çantayı alıp da buraya gelemiyorum. İkinci göle doğru yürümeye devam ediyoruz. İkinci gölün tam şu tepede, şurada olduğu tahmin ediliyor. Bakalım gerçekten orada mı? Göl benim tahmin ettiğim noktada değil. Su o taraftan akıyor. Bak, kar var. Maalesef ikinci göle ulaşamadık. Çok daha yukarıda görünüyor. Karların üzerinde. Bu da herhalde aşacağız, ondan sonra ikinci göle ulaşacağız ama saat geç olduğu için geri dönüyoruz. Çadırı kurduğumuza göre yemeğe geçebiliriz. Akşam yemeği hazırlığındayım. Saat 10:20 geçiyor. Çadırın içerisinde doğayı dinliyorum. Derenin sesini duyuyorsunuz. Biraz gezdik dolaştık.
geldik, çadırı kurduk. Yarın da muhtemelen Soğanlı geçitine doğru devam edeceğim. Herhangi bir aksilik olmazsa. Saat 8'e geliyor. Çadırı toplayıp derenin kenarında kahvaltı yapacağım bu güzel manzaraya karşı. Dün burada zorlanmıştım. Aşağısı uçurum, biraz sıkıntılı bir yol. Umarım kazasız belasız şurayı atlatırız. Yapacak bir şey yok, bir şekilde gideceğiz. Ama öyle ama böyle. Ama öyle ama böyle. İneceğiz burada. Tam burası. Evet, devam devam devam. Kesme gazı. Devam. Tamam. Tehlike geçti. İşte gördüğünüz gibi. Bir sağa bir sola. Of. Vallahi elim ayağım titredi. Aşağısı zaten uçurum. Ondan sonra hayırlı işler. Bazı noktalarda hala kar erimemiş. Soğanlı geçitinin yolu da herhalde böyle bir şeydir diye düşünüyorum. Kampım güzel geçti. Hani soruyorsunuz ya, ayı falan geliyor mu diye. Gelmedi kardeşim. Ayı da gelmedi, dayı da gelmedi. Turkcell çekiyor. Benimkisi Türk Telekom, çekmiyor maalesef. Bir ara ben de Turkcell'deydim. Türk Telekom'a geçmek zorunda kaldım. Çünkü fahiş fiyatlar var. Uzun süre Turkcell'de kaldım. Sonradan mecburen dönüş yapmak zorunda kaldım. Aslında Turkcell'in çektiği birçok noktada Türk Telekom da çekiyor. Buna da bir açıklık getireyim. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom fark etmiyor. Birçok noktada, böyle dağlık bölgelerde, kırsal bölgede telefon çekmeyebiliyor. Burada bir yerleşim alanı olduğu için herhalde bir baz istasyonu falan koymuşlardır bir yerlere. O yüzden çekiyor. Genelde benim gittiğim birçok yerde, dağlık yerlerde, hani köy bir alan yoksa, bir yerleşim alanı yoksa telefon çekmiyor. Yerleşim alanı varsa o bölgede telefon çekiyor. Çok da problem yaşamadım ama işte dediğim gibi, tamamen kırsal bölgedeysen, herkesten uzaksan, o bölgelerde Turkcell de çekmez, Vodafone da çekmez. Mesela burada benim telefon çekmiyor. Hat çekmiyor daha doğrusu. Ama Turkcell çekiyor. Arkadaşlarla yukarı çıktık ya, onların telefonu çekiyordu. Onlar zayıf zayıf konuştular. Benim telefonda hiç sinyal yoktu yani. Burada bilmiyorum. Burada bakmadım. Belki bu tarafta çekiyor olabilir. Yukarıda çekmiyor. Gümüşhane merkeze geldim. İkiz Evler Müzesi var burada. Normalde bugün pazartesi ve kapalı. Benim için açtılar, sağ olsunlar. Bir müzeyi gezelim. Buraya kadar gelmişken çok iyi olur. Ben çok seviyorum böyle tarihi yerleri zaten.
Müzeyi gezdik. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bugün normalde kapalıydı dediğim gibi. Gezme fırsatımız oldu, sağ olsunlar, açtılar. Gümüşhane merkezde alışveriş yaptım. Burada takipçim olan Mükail arkadaşımızla buluştum. Benimle ilgilendiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Buradan selam gönderiyorum kendisine. Kısa bir sohbetimiz oldu. Bana rota önerisinde bulundu. Ben de bunu değerlendirdim. İlk olarak Taşköprü Yaylası'nı söyledi. Navigasyondan baktığım kadarıyla güzel bir yer. İkinci olarak Santra Harabeleri. Onu da rotaya dahil ettik. Normalde bugün ben Soğanlı Geçidi'ne geçecektim ama rota değişti. Soğanlı Geçidi'nden sonra Sultanmurat Yaylası'na devam edeceğiz. Taşköprü Yaylası'na devam ederken Kabaköy'ün önünden geçiyorsunuz. Bir tabela gördüm. Ayasofya yazıyordu. Navigasyondan baktığım kadarıyla çok yakındı. Yaklaşık 1 kilometre içeride kalıyor. Dedim buraya kadar gelmişken bir ziyaret edeyim. Eskiden kilise olarak kullanılıyormuş. Sonradan camiye çevrilmiş. Burayı ziyaret ettim. Şimdi kaldığım yerden Taşköprü Yaylası'na doğru devam ediyorum. Yolunuz düşerse buraya da uğramanızı tavsiye ediyorum. Kostan Dağı geçitindeyiz. Rakım 2280. Manzara mükemmel. Birazdan manzarayı göstereceğim size. Mükemmel bir manzaraydı. Doyamadım aşağı inene kadar. Şimdi bir köyün içerisinden geçeceğiz. Burada şu anda navigasyon işlemiyor. İnternet yok. Artık en kötü ihtimalde bir yere soracağım. Çünkü herhangi bir tabela da yok. Çok fazla da yol kalmadı. Bakalım nasıl yapacağız. Taşköprü Yaylası'na gelmek üzereyiz. Bu yoldan devam. Yine harika manzaralar görüyoruz. Çok fazla yol kalmamıştır umarım. Şu yoldan yukarı doğru devam ediyorum. Taşköprü Yaylası'na son 3 kilometre kaldı.
bu güzellikleri kaçırmamak adına sürekli kayıt alıyorum, fotoğraf çekiyorum. Normalde yol şuradan gidiyor. Herhalde burası da bir kestirme yoldur. Ufaktan bir düşme vakası yaşadık. Tam dönüşe geçtim, pat diye yere düştüm. Yol mıcırlıydı, motosiklet durmadı tabi haliyle. Aşağıdan başka bir grup geliyordu motosikletli. Durdular, bana yardım ettiler, motosikleti kaldırdık. Bende de bir şey yok, motosiklette de pek sıkıntılı bir durum yok. Onun için sorun da yok yani. Ama yolları sürekli böyle mıcırlamalarından dolayı çok sinirleniyorum. O çukurları doldurabilmek için her tarafa mıcır yığdıkları için maalesef bizim korkulu rüyamız oluyor. O kadar yol gidiyorsun ama mıcır yüzünden ufak bir yerde, ufak bir şey yüzünden düşüyorsun. Soğanlı geçidinden geçtiniz mi diye sordum çocuklara. Geçtik dediler. Hatta bir tanesi düşmüş. Yol dedi çok gevşek ve çok taşlı dediler. O yüzden ben de şimdi düşünüyorum, gitsem mi gitmesem mi diye. Onlar yokuş aşağıymışlar, ben yokuş çıkacağım, bilmiyorum. Risk yoksa macera yok diyoruz ama tabii bazı şeylerde ladeslenmeye gerek yok. Hani o yola başlarsak bitirmek zorundayım. Onun için hani pişman olur muyum bilemiyorum. Daha Santa Arabelerine gideceğiz. Oturdum böyle köprünün olduğu yerde. Bir değerlendirme yapmam lazım. Saat şu an kaç? 5:30. Bayağı da geç olmuş. Bir yerde kamp kurmam lazım. Her yer kamp yeri, sıkıntı yok da. Harabelere kadar gidelim mi? 7 kilometre gösteriyor burada. Santa Harabelerine gitmek için yola çıktım. Dediğim gibi yaklaşık 7 kilometre var. Bir taraftan sis bastırdı. Manzaraya bakın, manzaraya. Manzaraya bakar mısınız? Şuradan şöyle bir yol gidiyor. Sis kapattı şu anda. Santa Arabelerine gelmiş bulunmaktayız. Biraz gezelim bakalım ne varmış. İlk gördüğümüz yapının içerisine bir girelim. Buyurun efendim, hoş geldiniz, buyurun. Rehber eşliğinde bir gezi yapıyoruz şu anda. Gel. Gel gel. Oğlum burası bahçe gibi olmuş. Baksana. Harabeleri ben bilmem de doğasıyla çok güzel bir yer. Sadece harabe için gelmiş olsaydım pişman olabilirdim ama doğası mükemmel. Taşköprü Yaylası da öyle. Çok böyle müthiş bir yer değil ama o yoldan buraya gelene kadar gerçekten insanı mest edecek güzelliklere sahip. Gel.
Gel, gel. Burası da okulmuş arkadaşlar. Rumların okuluymuş. Yukarısı da gördüğümüz yer kiliseymiş. Birkaç daha yapı var dediler. Arka taraflarda. Belki görebilirsek. Kamp yapacak çok güzel bir yer buldum. Ama aşağı inmek sıkıntılı. Çok fazla kaya var. Kayaların üzerinden aşağı inmek lazım. Bak şu noktaya. Oraya inmek çıkmak çok zahmetli olduğu için inmekten vazgeçtim. Tam bak şuraya kuracaktım. Geldiğim yola bakıyorum da ne kadar yüksekten gelmişiz. Yuh dedim, oradan mı geldik? Saat 8'e çeyrek var. Biraz önce bulunduğum konumdayım. Buraya çadır kurdum. Ne kadar yol kenarında olsa da manzarası müthiş. Aşağıdan dere akıyor. Bu saatten sonra daha fazla devam etmek istemedim.